Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir kargo açımına daha hoş geldiniz diyorum. Kargomuz gördüğünüz gibi Barçın'dan arkadaşlar. Bana da çok sorulan bir marka. Abi bu güvenilir mi? Abi Barçın markası güvenilir mi diye çok soruyorsunuz. Ve ben de gördüğünüz gibi birçok kargo açımında Barçın'dan alıyorum. Bu arada hangi adresler güvenilir, hangileri değil diye merak da ediyorsanız benim kutu açma videolarımı, kargo açma videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani ben alıyorsam sizler de güvenli alabilirsiniz. Onlardan bir tanesi de Barçın. Bugün bayağıdır istediğim bir ayakkabı var. Hatta en son Nike Outlet'te görmüştük. Biraz pahalı gelmişti. Ayağıma denemiştim. Tam istediğim renkte numara bulamamıştım falan filan derken şimdi burada bulduk ve şu güzel kargoyu şimdi birlikte beraber açalım. Bu yılın, yani daha doğrusu 2022 yılının en rahat ayakkabısı denen bir ayakkabıydı. Bakalım öyle miymiş, deneyeceğiz sonrasında da ayağımıza zaten biliyorsunuz. Meyve bıçağımı aldım. Kutumuzdan şöyle çıkartalım arkadaşlar. Standart bir Nike kutusunda geldi. Ve hemen size şöyle etiketini göstereyim. Nike ZoomX, Invincible, Run, Flyknit 2 gibi baya baya paragraf döktürmüşler. Uzun bir ismimiz var. 10.5 numara aldım. Bu koşu ve yürüyüş ayakkabısı. Dediğim gibi arkadaşlar, bu yılın, yani 2022 yılının en rahat ayakkabısı dendi birçok ayakkabı otoriteleri tarafından. Baya baya rahat bir ayakkabıydı. Ben de, beni vlogları da izliyorsanız, mağaza gezmelerini izliyorsanız, gezmiştim, denemiştim. Gerçekten mükemmeldi. Hatta fazla rahat, fazla yumuşak denebilecek kadar değişik bir ayakkabıydı. Ama benim koleksiyonumda bulunması şart bir ayakkabı. Benim gibi belinde dizinde sıkıntısı olan, yastıklama seven arkadaşlarım için bence bu ayakkabıyı kesinlikle ve kesinlikle almalısınız. Hatta birkaç rengini almayı çok istemiştim. Ne kadar aldım arkadaşlar? Hemen şöyle faturasına da bakıyorum. 3500 TL arkadaşlar normalde, fakat indirim vardı, o yüzden ben Barçın'dan aldım zaten. Barçın'dan alma sebebim bu indirimdi. 2269.90, yani 2270 liraya gelmiş oldu. Fena değil, güzel bir indirim. Nike'da buna benzer işte 1900'lere 2000'lere düştüğü zamanlar olmuştu zaman zaman. Fakat ben bir türlü yakalayamadım. Hadi aldım alıyorum derken numarası bitmişti. Neyse, Barçın'a kısmetmiş. 2270 de yani okey sayılabilecek bir ücret. Çünkü aşırı ücretler artıyor. Ve bu saatten sonra bilmiyorum, ayakkabılar uçup kaçıyor. Dolayısıyla aldığınız yanınıza kar diyorum. Ve şöyle sizlerle şimdi burada kutu açımını yapalım. Daha önce hatırlarsanız birkaç defa böyle giyinmiş, denenmiş gibi geldi. Çünkü Barçın da öyle, işte birkaç buna benzer Sportin markası var mesela bildiğim. Mağazalardan gönderim yapıyorlar. Öyle olunca bazen sanki giyilmiş gibi geliyor. Evet, mesela bunun da ön tarafı hafif kirli gibi geldi şu anda. Altı tertemiz, sıkıntı yok. Tabii ben bunları sıkıntı yapmıyorum. Sizler bunu problem ediyorsanız bilemeyeceğim ama ayakkabımız bang bang burada arkadaşlar. Şöyle ikisini de çıkartalım. Ve İlk izlenimlerimize geçelim. Altları tertemiz, çok güzel. Evet, heyecanlıyım. Gerçekten bu ayakkabıyı oldukça uzun zamandır istemiştim, hayal etmiştim, aldım alıyorum. Böyle sürekli zaten Nike.com'da bunları kontrol ediyordum ve en sonunda aldım. Siyah beyaz bir renk, neden böyle bir renk aldın abi diyorsanız son zamanlarda da bayağı renkli renkli almaya başlamıştık hatırlarsanız. Ama bunu hem iş yerinde giymek istiyorum hem de gündelik hayatımda giymek istiyorum. Dolayısıyla hani yazın özellikle düşünün, daha böyle rahat casual kıyafetlerin altına siyah bir spor ayakkabısı gidebilir. Gündelik hayatımda da rahat olabilirim çünkü sürekli iş kıyafetleri, iş ayakkabıları beni çok bunaltıyor. İş yerinde de giyebileceğim, daha spor gözüken ama hani iş yerinin ciddiyetini de azaltmayacak kıyafetler bakıyorum. Bu yüzden hep Under Armour'un zaten polo yakalarını, golf tişörtlerini giyiyorum mesela. Gayet de güzel oluyor. Bu da onun gibi güzel olacağını düşünüyorum. Sizlerle birlikte biraz daha yakından bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayakkabı gayet sade, şık ama altında devasa bir ZoomX yastıklamasıyla basit aslında anlaşılabilir bir ayakkabı. React yerine burada ZoomX kullanılmış. Bu ZoomX yastıklaması arkadaşlar Nike'ın en ağır görev, yani heavy duty diye geçer. Böyle çok uzun koşularda, maratonlarda koşacak işte 50 kilometre, 60 kilometre, günde 30 kilometre koşan koşucular için ürettiği inanılmaz bir yastıklama. Zaten şöyle baktığınız zaman şu yumuşak bakar mısınız? Eliniz resmen içine giriyor ve inanılmaz bir his veriyor. Ben birkaç tane daha koşu ayakkabısı almıştım, ZoomX yastıklaması olanlar. Hatırlarsınız muhtemelen. Ama hiç bu kadar fazla büyük olanı hatırlamıyorum. Yani tüm tabanda bir de tek bir plaka şeklinde tek bir büyük kullanım yapılmış. Bu harika bir şey gerçekten. İç tarafı da aynı şekilde. Belinde dizinde sakatlık olanlar için bu tarz ayakkabılar inanılmaz sizleri rahat ettirecektir. Günlük hayatınızda da baya baya keyif alacaksınız muhtemelen. Altına bakalım. Altta yine sert plastik. Bazen mesela React ayakkabılarında onu yaparlardı. Bu yastıklamayı dışarıya taşırırlardı. Daha doğrusu altına sadece önüne ve arkasına plastik koyarak bir koruma sağlarlardı. O zaman da uzun süreli kullanımlarda bu köpükler çok daha hızlı eskirdi. Burada ise tamamıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar bir plastik
katman ve sert güçlü bir plastik katman kullanılmış. Dışarıda, yolda, sağda solda her türlü keyifle giyebilirsiniz. Arkasında ve önünde bir adet Nike işareti var. Bu çıkıntılarda çok güzel gözüküyor açıkçası. Bunu basketbol ayakkabılarına da kullansalar fena olmaz. Severek giyeriz. Şu ZoomX'i ayağıma bir an önce giyip sizlere de nasıl bir sıkışma oluyor onu göstermek istiyorum. Ayakkabının isminden de anlayacağınız üzere üstünde kullanılan bu örgülü materyale Flyknit deniyor. Eskiden Flyknit, işte Adidas Primeknit yapardı. Bunlar tabii sonrasında aşırı aşırı değişti. Çok da fazla eskisi gibi Force'u da kalmadı. Üst kısım oldukça rahat ve güzel duruyor. Burada ufak bir reflektör diye tahmin ediyorum yansıma verecek. Arkaya doğru gittiğimiz zaman Nike işaretli aynı şekilde reflektör olacak. Arkasındaki yapıyla önündeki bu dikiş kumaş yapısı birbirinden farklı. Ön yüzünü tutanla arkaya doğru geldiğinizde daha sert bir materyalle karşılaşıyorsunuz. Alt kısımda arkadaşlar güzel bir topuk plakası plastiği bulunuyor. Hemen şurada da ZoomX yazıyor gördüğünüz üzere. Nike ZoomX yazısı da yine burada bizleri karşılıyor. Evet, gerçekten çok hoş. Şöyle tepeden baktığınız zaman kare bir nal gibi adeta. Şurada böyle küt bir nal gibi bizlere sunulmuş ki bu da gerçekten güzel ve dengeli şekilde koşmanızı sağlayacak. Hemen bağcıklara ve dil yapısına bakalım. Bağcıklar oldukça sıradan ve normal. Normal bir en basit ayakkabılarda kullanılan tarzda bağcıklar ve üstünde Nike ZoomX, Nike logosu, Invincible Run 2. Bu arada arkadaşlar Invincible Run 3 çıktı. Dolayısıyla artık bu ayakkabıyı çok da bulamayabilirsiniz. Barçın'da birçok rengi vardı. Bence sizler de geç kalmadan alabilirsiniz. Her rengi 2-270 değil ama bu rengi birkaç renginde de daha vardı. 2-270'i alabilirsiniz. Dediğim gibi işte giyebileceğimi düşünüyorum. Oldukça da şık olacak. Siyah beyaz yanılamazsınız. Yani siyah beyaz her türlü sizin için harika tercih olur. Herkes için diye düşünüyorum. Okulda eğer okuyorsanız okulda da yine rahat bir ayakkabı istiyorsanız bence harika olabilir. Bileklerinizde hafif süngerler kondurulmuş bilek çevrenize dışarıya. Bu çok fazla bir performans etki yapmayacak olsa da görüntü olarak daha tatlı güzel bir görüntü vermiş. Evet, sade şık bir ayakkabı. İçinde yine bir şeyler yazıyor. Çok uzaklara götürmesi için tasarlandı, dizayn edildi şeklinde. US 10.5, 44.5 hatta 44 bile alabilirdim. Mağazada denemiştim bunu. Hatırlarsınız o video muhtemelen. 2800'dü arkadaşlar Nike'da, düşünün 2800'dü. Nike Outlet Store'dan bahsediyorum. Barçın mağazası ise o zaman 2700'lere, 2600'lere satıyordu. Ben alayım aldım derken bir sefer de indirime rastladım. Genelde hep tam tersi olur ve bu şekilde 2270'le. Yine tabii ki çok yüksek rakamlar ama durumlar böyle, piyasalar böyle. Türkiye'de gitgide daha kötü bir yere doğru gidiyor. Daha iyi bir yere gidecekmiş gibi de durmuyor. Ayakkabı gerçekten güzelmiş. Tertemiz, gıcır gıcır geldi. Biraz böyle sallanıyor arkadaşlar ayakkabı. Değişik bir tatlılığı, değişik bir rahatlığı var. Bunun tabii ki asıl tadı ayakta anlaşılır. O zaman hemen şimdi ben ayağı giymeye geçiyorum. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Bu arada çoraplarım nasıl arkadaşlar? Bu ayakkabı denediğimde Nike mağazasında bana bayağı büyük gelmişti. Yani 44 numara alınabilir gibi gelmişti. Şu anda da mesela hafif boşluk var. Ama hep ben koşu ayakkabılarımda 44.5 giyiyorum. Yani bu bir şey, nasıl diyeyim? Bu bir kaide. Böyle gelmiş böyle gider. O yüzden 44 almak istemedim. Dedim ki en kötü kalın çorapla da giyebilirim. Bu şekilde bakalım nasıl olacak. Evet. İnanılmaz bir hissi var. İyi, gayet güzelmiş. Sol ayağım biraz büyük olduğu için hafif öne tam böyle temas etti ama kalın çorapla da giyilebilir. Daha rahat bir şeyi var arkadaşlar. Biraz sizi yakınlaştırayım da şu hissi bir daha iyi tecrübe edin. Evet arkadaşlar, şuraya bakar mısınız? Of, inanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Böyle bir rahatlık, böyle bir içe göçme yok yahu. Uf. Şuraya bakın. Gerçekten mükemmel. Bana birkaç takipçi şey demişti. O kadar yumuşak, o kadar yumuşak ki dengesiz hissettim ve geri iade ettim demişti birkaç takipçi. Ben çok şaşırmıştım ama gerçekten inanılmaz zıp zıp, inanılmaz rahat. Yani dengesiz hissedilecek derecede değil bence ama tabii bunu, bu hissi sevmeyenler için iade edilebilir mi? İade edilebilir tabii ki. Arkadaşlar ben şu an buna bayıldım. Bayıldım, harika ötesi geldi şu anda. Ve ayakta da gerçekten güzel duran bir görüntüsü var. Siz ne diyorsunuz? Normal işte giyilebilir mi sizce, giyilemez mi? Bence çok güzel tercih edilir. Sushi, gel, Sin. İnanılmaz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel ötesi ya.
Ve siyah beyaz rengi de harika oldu. İyi ki de almışım diyorum. Evet, bu kadar beklediğime de değiyor gibi. Detaylı performans incelemesini ister misiniz? Ama bence bu yeterli bir inceleme oldu. Normalde basketbol ayakkabılarında bu şekilde kutu açımı yapıyorum veya diğer ayakkabılarda kutu açımı yapıyorum. Sonra detaylı performans incelemesi yapıyorum biliyorsunuz ama bazı ayakkabıların gerçekten detaylı performans incelemesine ihtiyacı olmuyor. Bence bu da onlardan bir tanesi. Şu anki kutu açımı İnceleme yerine de geçer. Zaten kendini hemen ele veren, ne olduğunu hemen gösteren bir ayakkabı. Çok fazla kötü yön çıkacağını düşünmüyorum. Çok rahat dediğim gibi. Muhtemelen koleksiyonumda en çok tercih edeceğim ayakkabılardan biri olacak. Ben de öyle oluyor arkadaşlar. Şu girişteki dolaplarda her gün sık sık giydiğim ayakkabılar var. Orada böyle bazılarına inanılmaz yapışıyorum. Yani bir sürü, belki 150 tane ayakkabı var ama işte 10 tanesini bir ayda çok fazla giyiyorum. Bu da muhtemelen onlardan biri olacak. Çünkü rahatları, günlük her şeyle uyan, işte kalın çorap, ince çorap çok da fazla sıkıntı yapmayan ayakkabılar oluyor. Genelde günlük ayakkabılar oluyor. Basketbol ayakkabıları aman kirlenmesin, aman bu kombinle o gitmez, bununla gider gibi düşüncelere girdiğim için çok fazla her daim tercih edemiyorum ama bu tarz günlük ayakkabılar mükemmel. Gerçekten çok iyi oldu, çok mutlu etti beni. Evet, umuyorum sizler için de güzel, keyifli bir video olmuştur. Eşim yoktu, o yüzden tek başıma çektim. Sizlere en hızlı şekilde sunmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki kutu açımda, incelemede görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük out.